Teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz hem Ayça Hoca hem ben çalıştaya davet ettiğiniz için. Bence çok faydalı oluyor. Sonuçlarını iyi olacağını düşünüyorum. Fazla zaman kaybetmeden hemen başlayayım. Sanırım görünüyor değil mi ekranım? Evet. Tamam. Evet. Hemen hızlıca bir sunum planına değineyim. Biz de bir SAIRD modeli kullanıyoruz. Bunun bir varyasyonunu basitçe de olsa. Ve çok çeşitli ülkeler için bu sosyal mesafenin ya da sosyal uzaklaşmanın bir ölçümünü türetmeye çalışıyoruz. Gözlediğimiz günlük verilerden hareketle. Daha sonra bunun ülkeler arası nasıl farklılaştığı ile ilgili bazı ekonometrik analizler yapıyoruz, çok basitçe de olsa. Sonra da üretim kayıplarıyla yine günlük olarak bir tür elektrik verisini kullanarak bu üretim kayıplarıyla ilişkisini araştırıyoruz ve bugün en son ben size bir takım sağlamlık sınamalarından da bahsedeceğim. Şimdi başlayayım. Bizim motivasyonumuz şuydu. Hastalığın yayılma hızında bu sosyal uzaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Damlacık yoluyla yayılma nedeniyle. Fakat sosyal uzaklaşma aslında bir tür gizli değişken ya da İngilizcesiyle latent dediğimiz tarzda bir değişken. Bunun için de amacımız şuydu, acaba epidemiyolojik verileri kullanarak bir ölçüm geliştirebilir miyiz? Bir belirlenim bulabilir miyiz? Bu sorudan hareket ettik. Ve dediğim gibi burada ülke arası farklılaşma üzerine ve ekonomik etkiler üzerinde duruyoruz bu çalışmada. Yaklaşımımız şuydu, basit bir SAIRD modeli kullanalım. Eğer bu hastalık gerçekten SAIRD modeline uyuyorsa, bu tabii temel kabullerimizden bir tanesi. O zaman şöyle bir şeyden faydalanıyoruz. Hastalığa ilişkin bazı parametreler, mesela bunun pure transmission probability denen İngilizcesiyle bizim burada arı geçiş ya da bulaşma olasılığı dediğimiz şey veya inkübasyon, ortalama inkübasyon süresi, bu tür bazı parametrelerin ne zaman içinde değişeceğini ne de ülkeler arasında farklılaşacağını kabul edebiliriz. Çok büyük bir tabii genellemeyle de olsa. Fakat bir yandan da vaka, iyileşme ve ölüm sayıları da hem günden güne hem de ülkeler arasında farklılaşıyor. Dolayısıyla modelin bazı girdilerinde sabitlik varken bazı girdiler ülke düzeyinde ve gün düzeyinde farklılaşıyor. Dolayısıyla biz buradan hareketle bunu bir belirlenim varsayımı olarak kullanarak bunu yaptık 44 ülke için ilk versiyonda. Şu an web sitemizde 59 ülke için yeniden yaptığımız hesaplamalar da var. Burada tabii şöyle bir şey var. Çin'deki ilk veri 540 vaka ile başladığı için ülkelerin 500. vakanın görüldüğü sonraki dönemine bakabiliyoruz. Ve bunu 30 gün için hesaplıyoruz. Çünkü sonrasında kısmi olarak bir takım gevşemelerin etkisini şimdilik göz ardı ediyoruz. Bu daha sonra genişleteceğimiz yönlerden bir tanesi bu çalışmanın. Sonuçları çok kısaca bir özetleyeyim en baştan. İlk olarak bu terimi türettikten sonra, yani 30 gün ve 44 ülke için Apple ve Google'ın hareketlilik verileriyle karşılaştırdık. Orada bizim sonuçlarımızı destekleyen sonuçlar var. Yani bu iki veri kaynağından aldığımız hareketlilik verileriyle bizim bulduğumuz sosyal uzaklaşma terimi MIDIS gerçekten birbiriyle örtüşüyor. Gün gün buna bakabiliyoruz. Ülkeler arasına baktığımızda da birkaç farklı şey görüyoruz orada. Bir tanesi farklı ülkeler ciddi şekilde farklılaşıyorlar birbirinden. Birçok ülkede tabii artıyor sosyal uzaklaşma. Yani hastalığın 500. vakasının görüldüğü günden itibaren geçen 30 günde çok sayıda ülkede göze çarpıcı biçimde artıyor. Fakat yavaşça azaldığı bazı ülkeler var ve pek değişmediği ülkeler de var. Batılı ülkeler, bir başka sonuç bu. Hem başlangıç, yani o 500. vakanın görüldüğü gündeki uzaklaşma düzeyi hem de 30 günlük ortalamalar bakımından genel olarak kötü bir performans sergiliyorlar. Burada da en başarısız ülke bizim ilk örneklemimizde Amerika Birleşik Devletleri oldu. 44 ülkeli örneklemin
sosyal uzaklaşma bakımından ortalama itibariyle en başarılı ülkesi Güney Kore. Türkiye'ye baktık tabii. Türkiye'de ele aldığımız ülkelerden bir tanesi. O 500. vakanın olduğu gün itibariyle Çin'den daha iyi. Fakat ortalama bakımından da birçok ülkenin gerisinde Türkiye'nin sosyal uzaklaşma pratikleri. Bu farklılaşmayı neyin açıkladığına baktığımızda orada çıkış hipotezimiz şuydu. Hem bir yandan hükümet önlemler alıyorlar, yani hükümetler önlemler alıyor. Bir yandan da bu davranışsal da bir şey. İnsanların buna ne denli riayet ettiği veya bunu ne kadar etkili biçimde gerçekleştirdikleri de bir soru işareti. Orada hem hükümet politikalarının hem de bizim davranışsal kanal dediğimiz açıklanan ölüm ve vaka sayılarının etkili olduğunu buluyoruz. Birçok farklı kontrol değişkeni altında ve bunlar bir arada modele eklendiğinde dahi bu günlük ve ülkeler arası değişmeyi açıklayıcı oluyorlar. Ölüm sayıları vaka sayılarından daha etkili. Onu da belirteyim. Üretim kayıpları için de günlük elektrik verilerine baktık. Yani 2020 yılının 2019'daki karşılık geldiği gün itibariyle yüzde olarak elektrik tüketimi nasıl? Bu 8, yani sabah 8 akşam 6 arasındaki toplam elektrik tüketimi acaba MIDIS ile açıklanabiliyor mu? Öyle bir çok basit bir yine bir panel modeli çalıştırdık. Orada da şöyle bir sonuç buluyoruz genel itibariyle. Yani genel olarak sonuçları destekliyor. Yani 2019'a göreli olarak çıktı. 2020'de sosyal uzaklaşmanın daha yüksek olduğu yerlerde azalıyor. Ve %10'luk bir sosyal uzaklaşmadaki artışın üretim kaybında %2 ile %4 arasında aşağı yukarı değişen artışlara tekabül ettiğini bulduk. Şimdi katkımız nerede? Burada bir modelden basitçe türetilebilen ve günlük epidemiolojik veriden hareketle hesaplanabilen bir uzaklaşma ölçümü sunuyoruz. Dolayısıyla başka çalışmalarda kullanışlılık arz edebilir. İki literatürle ilgili yaptığımız şey, bir tanesi sır temelli modelleri kullanan iktisat çalışmaları var tabii. Bu 2020'de Mart ayından sonra hızlıca arttı bu literatür, hızlıca genişledi. Orada bizim yaptığımıza çok benzer şeyleri yapan bir çalışma var. Fernandez, Villaverde ve Jones'un çalışması. Onlara kıyasla biz ve bu literatürün bütününe kıyasla sır ya da sır yerine SERD modeli kullanıyoruz. Çünkü burada inkübasyon süresi olduğu için bu hastalığın, bu modelin kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü iktisatçıların kullandığı bu tür epidemiolojik kompartmental modellerde genelde sır veya sırt ile çalışmış durumdalar şu anki literatür. Bir başka katkımız şu, biz karşı olgusal deneyler yerine, o iktisatçıların hani çok tipik olarak yaptığı bir şey, ama karşı olgusal deneyler yerine gerçekleşen dinamikleri nasıl öğrenebiliriz veriden? Daha çok o taraftayız. Bir de tabii ekonometrik çalışmalar var. Bu sosyal uzaklaşmayı öyle veya böyle ölçen. Onlara kıyasla da yine daha çok burada bizim exposed dediğimiz sınıfı, yani maruz kalmış sınıfı dikkate aldığımız, almamız daha bu literatüre yaptığımız bir katkı gibi öne çıkıyor. Burada en yakın 3 çalışmayı şey yaptım. Makalede ayrıntılı bir literatür taraması öneriyoruz. İlgili hocalarımız oradan bakabilirler. Bu bizim ele aldığımız çok basit model. İşte hepimizin bildiği gibi susceptible, exposed, infected, recovered ve diseased compartmentları var. Burada yaptığımız şey, daha önce de dediğim gibi bazı parametreler burada kırmızıyla görüyorsunuz. Ne zaman içinde bunların değiştiğini kabul edeceğiz ne de ülkeler arasında. Burada beta şöyle bir parametre. Eğer bir bulaştırıcı ile henüz bulaşmamış bir kişi bir araya gelip kontakta bulunursa beta gibi bir bulaşma olasılığı var. Fakat bu bulaşma olasılığı kişiler kendilerini uzaklaştırırsa sosyal olarak tabii azalıyor. Burada D terimi 0 ve 1 arasında değişen ve bizim peşinde olduğumuz uzaklaşma terimi. Alfa'da ortalama inkübasyon süresinin tersi, yani gün itibariyle yaparsak 1 bölü o gün sayısı. Biz bu modeli, yani dediğim gibi burada DJT diye kabul ettiğimiz gizli bu değişken, gizli
latent değişken hem gün hem zamanla değişmesine karşın, bu değişken öyle değişirken alfa, beta ve mü'nün kabaca sabit olduğunu kabul edebiliriz. Tabii biz sağlamlık sınavları yapıyoruz bu üç parametre içinde. Ve ölüm oranlarını burada görüyorsunuz. Ölüm ve iyileşme oranlarının zaman içinde değiştiğini kabul edebiliyor bizim algoritmamız. Bu Villaverde ve Fernandez Villaverde ve Johnson çalışmasına kıyasla başka bir katkımız. Onların algoritmasında bu oranlar sabit alınıyor. Biz buradan hareketle asıl ilgilendiğimiz şey distancing, yani uzaklaşma olduğu için bir X sınıfı tanımlıyoruz. Burada hem iyileşenler hem de vefat edenler var. Dolayısıyla bir tür, tabiri caizse SAKES modeli ortaya çıkmış oluyor. Daha sonra bu modelden hareketle temel buradaki, yani bu modelin asıl kritik değişkeni ve asıl kritik gözlemlenmeyen değişken maruz kalanların bulaşmışlara oranı. Ve bunu biz gözlemlenen veriden hareketle model içinde bir tabii matematiksel çözüm hareketle hesaplayabileceğimizi görüyoruz. Birkaç gün sonraki verilerden gelerek ve burada gördüğünüz, en son satırda gördüğünüz biraz uzun ve karmaşık gibi görünen ama her biri gözlemlenebilir veriden elde edilebilen, belirlenebilen değişkenler itibariyle bunu yazabiliyoruz her ülke ve gün için. Burada biz ilk çalışmaya başlarken hastalığın yeterince yayılmış olduğu ülkeleri ele aldık. Dolayısıyla modelin ilk versiyonu, yayınlanmış versiyonu 11 Mayıs itibariyle çalışmıştık. O veri itibariyle çalışmıştık. Orada 44 ülke vardı. Dediğim gibi daha önce 500. vakadan sonraki döneme bakmamız, Çin ile karşılaştırma yapmamız için gerekli. Onun daha iyisini yapamıyoruz o açıdan. Ve ilk 30 güne baktık şimdilik. Yani birinci ve ikinci versiyonlar verinin ilk 30 güne bakıyor. Bunu esnetip bir sonraki aşamada şeyi göreceğiz. Yani uzatırsak süreyi acaba uzaklaşmanın nasıl değiştiğini takip edebiliyor muyuz? O yapacağımız işlerden bir tanesi. Şimdi tabii burada düzleştirme yapıyoruz. Bu tipik olarak yapılan bir şey ve buradaki temel çıkış noktamızda modelin deterministik olması. Yani burada ekonometrik tahmin yapmaktansa ya da istatistiksel tahmin yapmaktansa eğer hastalık gerçekten SEARD modeline uyuyorsa biz ne öğrenebiliriz bu sosyal uzaklaşma ile ilgili. Dolayısıyla birçok literatürde yapıldığı gibi ve özellikle de bizim katkı vermeyi hedeflediğimiz literatürde olduğu gibi bir düzleştirme yapıyoruz bu Gaussian filtre kullanarak. Katsayı değerlerinin bazıları tahmin edilmiş değerler. Mesela bu transmission probability'yi Çin verisiyle yapılan bir Bayeskil tahminden elde ediyoruz. Orada standart hatası da var. Sağlamlık analizlerini o standart hataya göre yapıyoruz. İnkübasyon süresini ilk yapılan çalışmalar 7 gün, ortalama inkübasyon süresi 7 gün almıştı. Bunu da 5 ila 9 gün ile daha sonra deneyeceğiz. Yani sonuçlarda çok kayda değer bir sapma yok. Bir başka şey de mü parametresi. Mü'nün de biz ülkeler arasında ortak olduğunu varsayıyoruz. Bu bizim bir tür aslında ölçeklendirme parametresi. Çünkü uzaklaşma dediğimiz şeyin 0 ve 1 arasında değişmesini istiyoruz. Burada da çok bir çaremiz olmadığı için Çin'in başlangıç değerini, o 500. vakanın oluştuğu gündeki değerini 0.5'e normalize eden bir mü seçtirdik. Bunda da 0.4 veya 0.6 gibi değerler arasında denediğimizde sonuçların aslında sağlam olduğunu gördük. Şimdi 11 Mayıs'ta biz veriyi son çektiğimizdeki ülke sayısı 44'tü ve bu ülkeler var. İşte en yüksek ABD'ydi o gün. Dün baktım 2 milyon 300'e yaklaşmış galiba ya da 2 milyon 400'e. Tabii Rusya şu an çok üstlerde. Ama çalıştığımız ilk ülke seti buydu ve ben bugün size bu sonuçları göstereceğim. Diğer sonuçlar 59 ülkeli yeni bir örneklemimiz var 15 Haziran'da yaptığımız. O da web sitesinde var. Şimdi Çin'deki görüntüyü hemen göstereyim. Burada birkaç grafik göstereceğim size. Seçili ülkelerde bu uzaklaşma terimi nasıl hareket etmiş diye. Bu Çin'deki durum. Zaten dediğim gibi 0.5.1 normalize ettiğimiz değer. Bunu aşağı çekersek biraz daha varyansı yüksek oluyor. Yukarı çekersek varyansı düşüyor ama genel hareketi de bundan çok farklı değil. Daha sonra göstereceğim. Batılı ülkeler, daha önce söylemiştim, görece daha başarısızlar.
Özellikle de burada mavi yıldızla gördüğünüz Amerika Birleşik Devletleri'nde yani tüm dönem boyunca Çin'in gerisinde kalıyor ve en düşük ortalamaya sahip, 500. vakanın görüldüğü başlangıç günü itibariyle en düşük sosyal mesafeye sahip ve ilk 5 gün itibariyle veriler bize ABD'de sosyal uzaklaşmanın aslında azaldığını da gösteriyor. Başarı olarak görünen ülke Güney Kore demiştim. Güney Kore yaklaşık yani %15 puandan daha yüksek bir skorla başlıyor 500. vakanın olduğu ilk gün ve yani benzer bir hızda artıyor ve görece yüksek bir düzeyde 0.83 gibi 84 gibi bir düzeyde sabitleniyor o 30 gün boyunca. Yani ayın ikinci yarısında sabitleniyor. Bu en yüksek averaja sahip olmasını sağlıyor Kore'nin. Türkiye'ye bakarsak, Türkiye başlangıç itibariyle Çin'den biraz daha iyi. Fakat ayın ortalarından itibaren, o 30 günlük periyodun ortalarından itibaren Çin'in gerisinde kalıyor göreli olarak sosyal uzaklaşmada. ABD'nin ise tüm dönem için üzerinde. Bir de tabii sosyal mesafeye çok yüksekten başlayıp, o 500. vakanın oluştuğu başlangıç günü itibariyle çok yüksekten başlayıp daha sonra kısmen azalan ya da görece istikrarlı seyir izleyen ülkeler var. Burada ben 3 tanesini seçtim. Japonya, Singapur ve İsveç. Japonya en yüksek, bizim ilk örneklerimizde en yüksek başlayan ülkelerden bir tanesi. Ve kısmi olarak aslında azalıyor yavaş da olsa ama genel itibariyle yüksek bir ortalama tutturuyor Japonya. Benzer bir sonuç İsveç için de geçerli. İsveç'te önce biraz azalma var, sonra yavaş da olsa bir artış var ama ortalama yine %75'lerde seyrediyor. Singapur'da düşüş biraz daha hızlı, yine yüksekten başlıyor, düşüş biraz daha hızlı, artış da daha sonra biraz daha hızlı ama ortalaması yine Singapur'un yüksek. Burada bir takım özet istatistikler var. İşte başlangıç düzeyine göre sıraladığımızda en yüksek 10 ülke bunlar. Birazdan en düşük 10 ülkeyi de göstereceğim. Yüksek bir otokorelasyon var veride. Bir gecikmeyle, yani bir günlük gecikmeyle baktığımızda. Ama 2, 3, 4, 5 diye gecikmeyi uzattığımızda o otokorelasyon devam ediyor. Dolayısıyla yüksek kalıcılık var bu serilerde. Burada gördüğünüz gibi batılı ülkelerin birçoğu başlangıçta oldukça aslında düşük düzeylerle başlıyorlar sosyal uzaklaşmaya. Şimdi dediğim gibi bunu Apple ve Google'ın hareketlilik verileriyle de çalıştık. Burada gördüğümüz sonuçları çok destekliyor. Kamusal alanlarda hareketlilik arttıkça midis azalıyor. Yani uzaklaşma azalıyor. Ders önü ilişki var. Ama ev ortamlarında işte evlerde hareketlilik arttıkça uzaklaşma artıyor. Dolayısıyla bu beklediğimiz bir sonuç. Bu ülkeler arası farklılaşma ile ilişkin dediğim gibi bir stringency index var. Buna Türkçesini daha iyi bulamadığımız için sıkılık endeksi dedik. Bir sürü farklı hükümet politikasının kompozit bir ölçüsü aslında stringency index ve günlük olarak değişiyor ülkeler arasında. Bir yandan da dediğim gibi ölüm ve vaka sayılarına baktık. Eklediğimiz kontrollerde genel olarak ülkenin kalkınmışlık düzeyiyle ilgili kontrollerdi. Bulduğumuz sonuç şöyle, hem hükümetin politika etkileri hem de davranışsal etkiler, yani insanların vaka ve ölüm sayılarına bakarak uzaklaşmaya riayet etmeleri oldukça ilişkili ve ölüm sayıları daha önemli burada. Bunlar çok basit panel regresyonları. Yani biz burada tabii nedensellikten ziyade ilişkiyi görmeye hedefliyoruz. Bunların nedensel çıkarsama olduğunu iddia etmiyoruz. Kontrolleri eklediğimizde de kontrollerin genel itibariyle anlamsız olduğunu görüyoruz. Bunlar zamana bağlı olarak değişmeyen tabii kontrollerdi. Ama kontrolleri eklediğimizde de hem hükümetin politika etkilerinin hem de davranışsal olarak işte ölüm sayılarının insanların uzaklaşma davranışına etki ettiğini görüyoruz. Yani günlük olarak bu yansıyor. Son olarak 2 dakika gibi bir sürem var galiba. 20 dakikaya tam riayet etmek için. McWilliams ve Zekman'ın
derlediği bir elektrik verisi var. Bunu hava sıcaklığı ile düzeltiyorlar ve dediğim gibi 2019 yılı ile 2020 yılı arasında yılın aynı haftasının aynı gününe tekabül eden bir değişim oranı buluyorlar. Biz bunu çıktının, yani göreli çıktının bir ölçüsü olarak kabul ediyoruz. Çünkü elektrik tüketimi ne kadar yüksekse üretim o denli devam ediyor diye bir ön kabulümüz var. Şimdi burada ben fikrimizi temsil eden, en temsilci olan 4 ülkeyi paylaşacağım sizinle. Japonya ve İsveç'te daha önce dediğim gibi yüksek bir artış yoktu sosyal uzaklaşmada. Fakat İspanya ve İtalya görece bunu en azından belli bir günden itibaren başarabilen ülkelerdi. Ve böyle baktığımızda göreli çıktı da Japonya ve İsveç'te çok az bir etki görüyoruz. Neredeyse hiç etki görmüyoruz hatta. Yani anlamlı bir azalma görmüyoruz 2019'a nazaran. Ve burada şeyi dışlıyoruz. Hafta sonlarını ve resmi tatilleri. Ama İspanya ve İtalya'da sosyal uzaklaşma artmaya başladığında ciddi bir şekilde göreli çıktının, 2019'a göreli olarak bu elektrikle temsil ettiğimiz göreli çıktının azaldığını görüyoruz. Ve daha sonra burada da yine panel regresyonları tahmin ettik. Şeyi değiştirdik. Bu sefer değişkenimizi çıktı kaybı olarak modelledik. Ve bulduğumuz uzaklaşma terimini de açıklayıcı yaptık. Böyle durumda da uzaklaşma arttıkça, mesafelenme arttıkça çıktı kaybının arttığını görüyoruz. İşte dediğim, daha önce dediğim gibi %10'luk bir artış, %2 ile yaklaşık %4 arasında bir üretim kaybı artışına yol açıyor. Burada yani işte ülke sabit etkilerini, gün sabit etkileri farklı şeyler ekleyerek bunu doğrulayabiliyoruz. Aşağı yukarı parametre değerlerinde de çok büyük sapmalar yok ve istatistiksel anlamlı korunuyor. Şimdi sağlamlık sınamalarından da çok hızlıca size iki grafik göstereceğim ve bitireceğim. Biraz aşıyorum süremi izninizle. 7 gün yerine 5 veya 9 gün olsaydı ne olurdu? Ortalama inkübasyon süresi. Model çünkü ona sonuçta duyarlı. Bir ona bakacağız. Bir bu bulaşma olasılığı, yani eğer insanlar birbirlerine, yani sosyal uzaklaşma hiç riayet etmeseler ve sürekli bir araya gelseler, o hastalığın bulaştırma olasılığı nedir? O işte Çin verisinden %11 gibi tahmin ediliyordu. Bunun orada tahmin edilen standart hatalarının kullanarak yaklaşık bir %95 güven aralığına baktık. O aralıkta nasıl değiştiğini göreceğiz ve Çin'in başlangıç düzeyini 0.5 yerine 0.4 veya 0.6'ya normalize edersek ne oluyor? Şimdi burada çeşitli farklı inkübasyon süresi ve farklı bulaşma olasılığı şeylerini görüyorsunuz. Çin için aldık bir. Tabii bunu bütün ülkeler için yapabiliriz ve benzer sonuçlar var. İşte en yüksek ortalamaya sahip Güney Kore ve en düşük ortalamaya sahip Birleşik Devletler için baktık. Çok büyük bir nümerik olarak çok büyük bir sapma yok. Burada tabii bir soru var. Mü'yü yeniden kalibre ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu mü'yü yeniden kalibre ettiğimiz versiyon. Bu mü'yü yeniden kalibre etmediğimiz versiyon. Çünkü alfa ve beta'ya duyarlı oluyor tabii mü'nün alması gereken değer. Burada da yine çok büyük bir sapma yok. Son olarak Çin'deki başlangıç düzeyi 0.4 veya 0.6 alırsak ne olur? Orada da öncekine nazaran bir parça daha büyük bir sapma var ama eğrinin genel yönü, yani burada bizim amacımız tabii göreli bir aslında şey türetiyoruz baştan itibaren. Dolayısıyla o görelilikte çok büyük bir sapma yaratmadığını doğrulayabiliyoruz. Son olarak şeyden bahsedeyim, web sayfasından ulaşılabilir tüm veriler ve kodlar. Hem MATLAB hem STATA kodları orada mevcut. Makale bu COVID Economics dergisinde yayınlandı. Tabii inanılmaz bir literatür var şu an iktisatçılar. Yani sanırım şu an 28-29. Sayıya geldi bu dergi. Her sayıda 6-7 tane makale var. Müthiş bir patlama var. Bu patlamanın içinde işte bizim katkımızda böyle bir şey oldu. Bunun sonrasında ilk planda yapacağımız şey Türkiye üzerine bir kısa not yazmak olacak. Teknik olmayan bir özet de Vox.io'da çıkmıştı. Çok teşekkür ederim ilginize, ya her birinize ve tekrar davet için çok teşekkür ediyoruz Ayça Hoca ve ben.